Merhaba arkadaşlar, İsmim Hasan Furkan Balaban, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencisiyim. Bugün sizlere fikri ve sinayi mülkiyet hakları dersinin konusu olan endüstriyel tasarımlardan bahsedeceğim. Endüstriyel tasarım nedir? Endüstriyel tasarım, seri üretim için tüketici ihtiyaç ve sorunlarına yönelik estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilir üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeşitli unsurları göz önüne alınarak yeni ve güncel ürünler tasarlamaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından endüstriyel tasarım, bir ürünün tümünün veya bir parçasının veya ürün üzerindeki bir süslemenin çizgi, renk, doku, biçim, şekil, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünü ifade eder olarak tanımlanmıştır. Endüstriyel tasarımın önemi. Endüstriyel tasarımcısı çevrede yer alan eşyaların biçimlendiril biçimlendiricisi olduğundan daha iyi bir çevre meydana getirmeye çalışır. Başarılı bir tasarımcı tasarımcı çevreye e, yalnızca faydalı bir eşya katkısı e, katkı katmasına karşılık e, başarısız bir tasarım tasarımcı aynı çevreye onarılmaz ve geri e, getirilmez zararlar verir daha da ileri gidilerek çok değerli kaynakların kaybedilmesine yol açar. Bu açıdan bakıldığında endüstriyel tasarım ve tasarımcısı ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Endüstriyel tasarımın safhaları Endüstriyel tasarımın gerçekleşme safhaları bir problemin veya bir ihtiyacın çözüm devresinin çok yönlü ve önemli aşamaları teşkil eder. Her safa birbiriyle yakinen ilgili ve birbirine bağlıdır. Bu safalar seçilen iş tekniği ve metotlar ile organize edilir ve belirli faktörlere bağlı olarak tamamlanır. Bu faktörler tasarımın çözümü yönelik çeşitli ve karmaşık çeşitliliği ve karmaşıklığı, benimsenen çözüm yolları ve yeterliliği, Zaman, malzeme ve araçların optimum olarak kullanılması, çalışma ekibinin büyüklüğü, ekip ekip üyelerinin tecrübe durumlarıdır. Endüstriyel tasarımın önemi, marka tescili ve mate, patent tescili ile sınai mülkiyet haklarının üç basamanın tamamlanması ile ortaya çıkmaktadır. Bu bu basamaklar tasarımın estetik özellikleri, özellikleri endüstriyel tasarım tescili ile tasarımın çalışma şekli ya da üretim esasları patent tescili ile ismi de marka tescili ile kurulmaktadır. Evet, endüstriyel tasarım safhalarındaydık. Bir hazırlık safhası. Bir endüstriyel tasarım hazırlık safhası ya yeni ortaya çıkmış bir problemin çözümü üretilecek e, ürün veya daha önceden tasarlanacak, üretilmiş ama yeterli olmamış bir ürünün hatalı yerlerin düzeltilmesi ve eksik olan fonksiyonların tamamlanması hususuyla ilgili duruma yol gösterir. Nitelikte olan düşünce süreçlerini, kullanıcı tekliflerini ve tasarımcı ekibin yeni oluşan inisiyatif ve tecrübelerini kapsar. İkincisi araştırma safhası. Bir endüstriyel tasarımın araştırma safhası belirli noktalar ile değişik bir çok çok yayın ve uzmanların görüşlerini problem çözümü ile ilgili teklif teklifleri kapsar. Bu bu noktalar pazar analizi, malzeme analizi, daha önce tasarlanmış aynı veya benzer ürün yapımı, hizmet ettiği amaca yönelik araştırmanın kritik ve analize malzeme kullanımı ve e, konstrüksiyon metotları ile ilgili yeni ilmi araştırmalar ve teknolojik geliştirme gelişmelerdir. Evet, üçüncüsü değerlendirme safhası. Bu safhada problemin çözümüne yönelik hazırlık ve araştırma safhasında araştırma sonuçları bir bütün halinde incelenerek değerlendirilir. Elde edilen verilere dayanan ve çözülecek probleme yönelik tasarımın uygun şekli ana hatlarıyla ortaya çıkar. Daha sonra tasarımın kullanma amacına yönelik fonksiyonları tespit edilerek gerçekleşmesi formüle edilir. Dördüncüsü tasarım safhası. Bu safhada endüstriyel metotlarla üretilecek ürünün araştırma safhasında verilen uygun kullanımı amacına yönelik malzeme, konstrüksiyon, üretim metodu, renk ve üst düzey işlemleri, ambalaj ve taşıma gibi işlem basamaklarından hedeflenen fonksiyonların gerçekleştirilmesini gösteren tasarım kağıt üzerine aktarır. Evet, beşincisi yani son olarak tasarım tercih safhası. Ee, bu safhada alternatif tasarımları incelenerek ve birbiriyle karşılaştırılarak en uygun olanı tercih edilir. Gerekirse tercih edilen tasarım üzerinde daha da geliştirme çalışmaları yapılır. Her alternatif tasarım kendi özellik ve fonksiyonları ile e, birbirleri arasında belirli kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirmede uygun bulunan tasarım yapılması geçilir. Peki endüstriyel tasarımın sahip olması özellikler nelerdir? Endüstriyel ürünleri tasarımcıları, yaratıcı, daha önce tasarlanmamış objeleri zihinlerinde tasarlayabilen ve bunu azami ölçüler içinde de olsa çizime dökebilen, zihinlerinde tasarladıklarını veya iki boyutlu çizimleri, üç boyutlu objeleri dönüştürebilen algıya sahip şekiller arasında ilişki kurabilen ve Var olan ilişkileri çözümleyebilen, güzel sanatlarla ilgili, yeniliklere açık ve yenilikleri sürekli takip eden kişiler olmalıdır. Son olarak endüstriyel tasarım nasıl koruma altına alır, alınır? Tasarımlar 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.